dedik ve konumuz veri güvenliği temelleri ama yazılımcı odağıyla bakacağız. Tabii burada inceleyeceğimiz çok fazla şey var. Güvenlik nedir, hacker nedir, yazılım tarafında işin mantığını yazılımcı olarak bakmak, databaseci olarak bakmak vesaire. Bir farkındalık katacağını düşünüyorum. Bu çalışmaları kurumsal olarak yapıyoruz yıllardır. Onu belirteyim. Beni tanımayan arkadaşlar, aramıza yeni katılanlar için de basit olarak kısaca söyleyeyim. Uzun yıllardır güvenlik alanında çalışıyorum. Ama sevdiğim için çalışıyorum. Ana alanım yazılım ve son yıllarda da yapay zeka diyebilirim. Fakat güvenlikle ilgili çocukluktan beri çalışıyoruz diyebilirim. Aşağı yukarı 2004-2005'ten beri bu alanda araştırma, farklı çalışmalar yapıyorum. Ethical Hacking tarafı ve 2007-2008'den sonra bunu daha yazılım tarafına kaydırdım. O zamanlar çünkü güvenlik taraflı çalışmalar legal diyebildiğimiz başlıkta çok ticarileştirilebilir şeyler değildi. Yani kötü çocuklar iş yapıyordu diyelim. Biz de o çalışmaları yapmadığımız için o yüzden teknik tarafa yöneldik ve bunu yıllar sonra artık yazılım güvenliği ya da güvenli yazılım geliştirme amacıyla yapmaya başladık diyebilirim. Ve halen daha kurumsal güvenlik eğitimleri veriyorum. Her ne kadar bunu title'ımda kullanmasam da, yani security expert ya da her neyse bunun gibi şeyler kullanmasam da bunu hobi olarak seviyorum. Kendi uygulamalarımızda, kendi projelerimizde bunların altyapılarını kullanıyoruz. Bu bilgileri kullanıp geliştirmeleri buna göre yapıyoruz. Bu standartlara göre. Ve temel olarak performansla güvenlik konularını çok severim. İkisi de çünkü çok disiplinli alanlardır. Ve burada ben konuları anlatmaya çalışacağım size. Umarım faydalı olur. Yazılım odaklı veri güvenliği. Tekrar bir kontrol ediyorum. Evet. Kaydımız. Devam. Öncelikle soru cevaplarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ve sorduğumda doğrudan siz cevap verebilirsiniz. Güvenlik sorusu mesela. Güvenlik deyince aklınıza ne gelebilir? Fiziksel tarafta karşılaştığımız çok şey vardır. Her konuda güvenlikle alakalı bir şeyler görüyoruz. Security. Fakat dijital tarafta bunun karşılığı epey bir derin. Bu nedenle bazı şeyleri özetlemek gerekiyor. Temel olarak güvenlik nedir? Güvenlik eşittir farkındalık artı koruma. Şu an bu yaptığımız sunumda, workshop'ta farkındalık kısmını inceliyoruz. Farkındalığı kazandıktan sonra da teknik kısımlarda koruma bilgilerini edinebiliyor olacaksınız. Bunun detaylarını konuşuruz ama temel anlamda şunu diyebilirim. A kişisiyle B kişisi diyelim. Bunların ikisi de yazılımcı. Aynı seviyede yazılımcı olsunlar. Birisi güvenlik tarafında bir farkındalığa sahip. Diğeri buna sahip değil diyelim. Farkındalığa sahip olan yazılımcı temel bilgilerle bile ekstra teknik bilgi edinmeden güvenli uygulamalar geliştirebilir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani belli bir oranda güvenli uygulamalar geliştirebilir. Sadece farkındalık bilgileriyle. Teorik bilgiler. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap vesaire. Mesela hırsızlığa karşı diyelim. Evin anahtarını kapının üstünde bırakma. Bak, bu basit bir farkındalık kuralıdır. Buna uyarsanız doğal olarak evinize hırsız girme ihtimali düşer. Basit anlamda. Teknik bir bilgi değildir ama farkındalık bu uygulamaları geliştirirken sizin kaliteli ve güvenli uygulamalar geliştirebilmenizi sağlar. Bu nedenle önemli. Korumada ise daha çok güvenlik odağında konuştuğumuz için koruma tarafında odaklanmış, güvenliğe odaklanmış araç gereçleri kullanarak, belki yazılım altyapılarını kullanarak bunların daha uygulamaları güvenli hale getirebilmesini sağlayacak çalışmalar. Koruma kısmı diyebiliriz. Peki hacker nedir? Buna cevap bekleyeceğim sizden. Hacker nedir sizce? Burası önemli bir konu. Hocam benim bildiğim çok uzman yazılımcı olabilir yani. Çok iyi kod yazan. Bu arada adınızı göremiyorum. Direkt söz alan kişi adını soyadını söylerse. Emir Gören hocam. Sesim geliyor mu şu an? Tamam. Evet. Hocam aklımda kalan şeydi. Ben Wikipedia'ya bakmıştım. Alanında çok uzman yazılımcı. Yani benim hatırladığım buydu. Bilmem doğru mu? Mantıksız değil. Birazdan aslında mantığı kurgularken o taraf biraz daha anlamlı olacak. Başka bir yorum yapmak istedim ama. Hacker. Kim bu hacker? Kötü çocuklar mı? Hırsız mı bunlar? Hırsız, uğursuz mu? Direkt sesinizi açabilirsiniz. Davut el kaldırıyorsun ama. Hocam hacker normalde anlam olarak bir şeyi amacının dışında kullanmaktır. İngilizce'de. Amacının dışında kullanmaktır. Bir nesneyi. Anlam olarak. Evet. Bunu ben anladım. Ama bu şekilde söylersen... Örnek vereyim hocam. Tamam. Örnek vereyim. Misal yoğurt aldığımız bir kap düşünelim. Bu kap normalde yoğurt kabıdır. Fakat bizim annelerimiz ya da anneannelerimiz ona çiçek dikebilirler. Ya da bir yağ kabı olabilir. Yine aynı şekilde ona çiçek dikebilirler. Amacının dışında kullanmak. Anladım. Evet. Ben de bunu toparlarım biraz. Hacker basit anlamda şunu diyebiliriz. İlk çıktığında bilgisayar bilimleri icat olduktan sonra işte bu alanda çalışan uzmanlar vesaire işin derinlemesine hakim olan kişiler vardı. Bunlar için kullanılan bir terim aslında. Mesela bir otomobil ustası, hani Türkiye'de de vardı, dünyaları. Bunlar mesela otomobili modifiye ederler, değiştirirler. Komple A otomobilini Z'ye dönüştürür mesela. Ya da herhangi bir konudaki uzmanlığı onu tamamen dönüştürebilecek, bambaşka bir şey yapabilecek. Aslında Davut'un söylediğiyle benzer. Tamamen dönüştürebilecek seviyede derinlemesine bilgi sahibi olan kişilere hacker denir. Hacker kötü bir şey değildir. Hacker'ın tipleri vardır. Mesela doktorlar gibi düşünün. Doktorlar %90-95 iyidir, amaçları iyidir. Ama oradan mafyaları da doktorlarla çalışır. Onlar kasaplarla çalışmaz değil mi? Onların da içerisinde kötüler vardır. Bu nedenle hacker'ı bir terim olarak düşünün. Bunun iyisi var, kötüsü var. Bunları konuşacağız. White Hat dediğimiz beyaz şapkalı hacker'lar. Bu arada biz hacker'ları farklı şapkalara ayırıyoruz. Siyah şapka, beyaz şapka, gri şapka vesaire gibi. Bunun çok farklı detayları da var. İnternete baktığınızda bu son yıllarda çıkmış bir şey aslında. Yıllardır bu iş temelli 3'e ayrılır. Beyaz şapkalı, siyah şapkalı ya da gri şapkalı diye. Ama günümüzde tonla farklı başlığa ayrılmışlar. Birçok renk oluşturmuşlar. Ama temelde 3 tanedir diyebiliriz. White Hat dediğimiz arkadaşlar güvenlik uzmanlarıdır. Aslında basit anlamda. Mesela bir asker de diyelim saldırı tekniklerini bilir. Ama bunu sistemi korumak için ya da birilerini korumak için kullanır. Fakat bir de bunun karşı tarafı vardır. Hani CS'de Strike, Counter Strike ve teröristler vardır ya. Bunun gibi düşünebilirsiniz. İki tarafta saldırı yapan da, savunmayı yapan da güvenlik tekniklerini bilir. Saldırı tekniklerini de bilir. Ama bir tanesinin amacı savunmadır. White Hat dediğimiz kişiler güvenlik, security expert'tir aslında. White Hat eşittir security expert. güvenlik uzmanı. Bunlar da saldırı tekniklerini bilirler ama hedefleri savunma yapmaktır diyebilirim. Black Hat tarafta ise birden fazla başlıkla açıklayabileceğimiz genel olarak kötüler dediğimiz kişilerdir. Black Hat özetle kötüler. Ne yapıyor bunlar? Bunların içerisinde birçok farklı alt kategori var. Bunlardan bahsedeceğim. Ama basit anlamda bunlar. İşte o bahsettiğimiz kredi kartı hırsızlığı, senin akıllı ev sistemini hacklemek ama zarar verme amacıyla ya da bir şeyler çalma amacıyla ya da bilgisayarını hacklemek, e-mailini hacklemek, NASA'nın gönderdiği bir uyduyu hacklemek, havadaki bir drone'u hacklemek, herhangi bir şey olabilir. Sistemleri manipüle eden ama kötü amaçla manipüle eden kişiler diyebiliriz özetle. Ve bunların içerisinde de birkaç farklı başlık var. Bunlar aslında kategorize etmek gibi düşünün. Meraklı kullanıcılar neden kötü olabilir? Çünkü bunlar zarar vermek istemese bile sisteme temel teknik bilgilerini o sistemin hatalarını bulabilmek için kullanabilir. Böyle yapanlar var. Sistemde aslında açık aramaktan ziyade sistemle uğraşmayı tercih ediyor. Sistemle uğraşıyor diyelim bunlar. Meraklı kullanıcı. Formda farklı veri gönderiyor. Sen de yazılımcı olarak o veriyi düzgün işlememişsindir, kontrol etmemişsindir. O sırf merakından dolayı acaba ben buraya bunu yazsam ne olacak deyip o veriyi post ettiğinde sen de arka tarafta bunları elden geçirmediğinde sistem zaafa uğruyor. Belki hata veriyor, belki çöküyor vesaire. Ve heyecan arayanlar, bunlar da tehlikelidir. Heyecan arayan tipler, bunlar meraklıdan bir tık daha tehlikeli biliriz. Çünkü uğraşmaktan keyif alıyor. Aslında çok bilgili olduğundan değil. Sadece sistemlerle uğraşmayı, test etmeyi bir keyif alanı olarak görüyor. İlgi alanı görüyor. Kupa avcıları, bunlar ödülcü çalışanlardır. Bu para ödülü olabilir ya da bir ego tatmin eden herhangi bir şey olabilir. Kupa avcıları bu arada White Hat tarafında da var. Bunlar sadece kötü değil. White Hat tarafında da bazı sistemlerin güvenlik zafiyetlerini tespit edip onun karşılığında ödül alan kişiler vardır. Mesela bir güvenlik araştırması diyelim. Facebook'un ya da Google'ın vesaire bunun gibi sistemlerin sayfalarındaki, uygulamalarındaki güvenlik açıklarını bulup onlara bildirdiğinde ama yayın yapmadan, dışarıya yayınlamadan mesela makalesini, videosunu ya da public herhangi bir ortama bunu yayınlamadan önce o sisteme gönderdiğinde karşı taraf buna ödül olarak para verebiliyor. O da bulduğu güvenlik açığının derecesine göre değişiyor. Zorluğuna göre vesaire gibi. Ya da kritikliğine göre değişiyor. Velhasıl kupa avcıları iki tarafta da vardır. İyi de kötüde de. Yani kötüler farklı niyetlerle yapar bunu. Script Kiddies, bu çocukluğumdan beri duyduğumuz şeyler. Mesela Lamer deriz ya da Script Kiddies deriz. Script Kiddies biraz daha farklıdır Lamer'dan. Lamer kendini hacker zanneden ama aslında teknik olarak neredeyse hiçbir şey bilmeyen kişiler. Script Kiddies'de yazılım ve scriptleri, geliştirilmiş tool'ları iyi kullanarak onları sistemleri manipüle etmek için kullanmak. Yani bu kişiler iyi bir yazılımcı olmayabilir. Genelde iyi bir hacker, iyi bir yazılımcı olmalıdır aslında. Yani çok ciddi bir bilgiye ihtiyacı var çünkü işin temelinde. Ama script ki değil. Bunlar yetenekli, çok bilgi alanına gerek yoktur. Ama tabii o kullandıkları tool'lar, araçlar asıl hacker'lar tarafından yazılmıştır. Asıl hacker'lar da zaten programlamayı biliyordur ki onu yazmıştır. Hem işin temel mantığını çok iyi biliyor hem de onu artık uygulamaya dökebilecek kadar iyi yazılımcı diyebiliriz. Script Kiddies'ler bunları kullananlar. Politik aktivistler, bunlar aslında tahmin edersiniz. Siyasi bir olayla vesaire kendi siyasi de olmayabilir, herhangi bir politik durumda. Bu çevreyle alakalı olabilir ya da siyasi bir düşünce olabilir. A milletinin beyni düşmanlığından kaynaklı olabilir. Bunun dünyada toplanabilir. Herhangi bir aktivite bu başlıkta değerlendirilebilir ve bunlar genellikle organizedir. Genellikle yetenekli ve tecrübelidir. Çünkü bu tür oluşumlar genellikle dışarıdan fonlanırlar bir şekilde. Ve belirtilerle çalışırlar. Profesyoneller çok fazla görmeyeceğimiz taraftan bahsediyorum. Siyah tarafta kötü olanlar. Bunların profesyonelleri çok fazla görüp duyma ihtimalimiz olmayan kesin. Çünkü gerçekten kötü şeyler yapanlar. Kesik geliyor. Bu şu an nasıl? Evet, Bug Bounty oluyor Ceren. Şu an iyi mi? Tamam. Profesyoneller bu işi para karşılığı yaparlar. Tamam. Para karşılığı yaparlar ve amaçları kötüdür. Bu nedenle bunların profesyonellerini göremezsiniz. Profesyonel seri katil gibi düşünün. Yani kartvizitinde bunu yazmaz doğal olarak. Ama çok yetenekli, çok bilgili, tecrübelidirler. Bir de gri taraf var. Gri de ikisinin arasında olanlar. Ne demek bu? Ayağına basmadığın sürece canını sıkmaz. Genellikle kötü amaçlı olmazlar. Ama can sıkıcı bir durum olduğunda diğer tarafa kayabilirler. Ortadalar. Geçiyorum. Güvenlikle ilgili temel bir kural, tam güvenlik erişilemezdir. %100 güvenlik diye bir şey yoktur. Neden? Bir FBI'de görevli birinin yıllar önce söylediği modda olan bir söz. Güvenli bir bilgisayar sadece fişi çekilmiş, güvenli bir yerde saklanmış, kilitlenmiş ve yerin 20 fit altında gizli bir lokasyonda saklanmış bilgisayardır. Ama diyor ben bundan bile emin değilim. Ki %100 yani nokta atışı bir tanım diyebilirim. Çünkü teknik olarak çok advanced konular var. Aslında bu bahsettiği senaryoda bile o sistemlerin hacklenme ihtimali var. Bu nedenle %100 güvenlik diye bir şey yoktur. Benim sistemim hacklenmez diyen zaten güvenlikten anlamayan kişilerdir. Bunu direkt oradan anlayabiliriz. Sadece belli konuları uygulamalarınıza daha güvenli hale getirebilmek için kullanabilirsiniz. Uygulamaya adapte edebilirsiniz. Bu yardımcı olur. Yani diyebilirsiniz ben şu tekniklere karşı sistemimi korudum. Ama bu genel bir güvenlik mekanizması anlamına gelmiyor. Binlerce farklı teknik var bir sistemi ekleyebilmek için. Ne kadar güvenlik sorusunu sorsak, gereksinimler ile hedefler eşleşmeli diyoruz burada. Gereksinim dediğimiz şey basit anlamda senin ihtiyacın ne? Güvenlik deyince senin aklına ne geliyor? Uygulamanın gerektirdiği güvenlik nedir? Ve gereklilik analiziyle hedefleri planlaman gerekiyor. Çünkü %100 güvenliği hedeflemeye çalışırsan uygulamanda binlerce farklı sorun olabilir. Performans tarafında sorun olur, erişilebilirlik sorunu olur vesaire tonla şey olabilir. Bu nedenle bir gereksinim listesi olması lazım uygulama için. Altyapı için neyse o. Buna bir hedef koyman lazım. Yani ben şu kriterleri sağlayabilecek şu seviyede bir güvenlik oluşturacağım diye bunları uygulaman lazım altyapıda. İhtiyacınız olan kadarını gerçekten iyi şekilde yerine getirin. Fazlasıyla uğraşmaktan ziyade ihtiyacın kadarını planla. Bunu yapabilmek için tabii ki ciddi bir bilgi gerekiyor. İhtiyacın ne bir kere? İhtiyacın olabilecek teknikler neler? Ya da güvenlik zafiyeti olabilecek şeyler neler? Bunu bileceksin ki ihtiyaçlarını hesaplayabilirsin. Bu nedenle farkındalık önemli. Periyodik yeniden gözden geçirme. Hepiniz yazılımcısınız. Database tarafı olabilir, mobil olabilir, web frontend olur. Frontend tarafında da güvenlik zafiyetlerinin, web uygulama güvenliği zafiyetlerinin %50'si frontend tarafındadır mesela. Diğer %50'si backend'tir. Bu nedenle hani frontend taraf benim için bu önemli değil diyemez aslında. O tarafta %50 güvenlik zafiyeti var. Mesela OWASP güvenlik zafiyetleri içerisinde birçoğu client taraflıdır. Frontend taraflıdır yani. Bu nedenle yazdığınız kodları, altyapıları, veri tabanlarını, ayarları, aklınıza ne geliyorsa bunları güvenlik odağıyla belli dönemlerde gözden geçirmeniz gerekiyor. Kodların incelemesinin yapılması, ayarların, konfigürasyonlarının, yani yeniden her seferinde siz tekrar öğreniyorsunuz. Çünkü bir şeyleri kendinizi geliştirdiğinizi varsayıyoruz burada güvenlik tarafından. Haliyle gözden kaçırdığın ya da o dönemde 6 ay önce bilmediğin bir tekniği bugün kodlarını inceleyerek gözden geçirmen gerekiyor. Code Review for Security diyelim. Güvenlik zihniyetine ulaşmak. Herkes, her zaman. Güvenlik temelde kim tarafından bu güvenlik bilgisine sahip olunmalı diye sorulur. Herkes, peki ne zaman? Ne zaman bu zihniyeti daha da kendinizi geliştirmek için kullanmalısınız kısmı? Bu da her zaman. Çünkü güvenlik anlık olarak belirlenen, anlık olarak uygulanan bir şey değil. Bu düzenli olarak yapılması gereken bir şey. Bir kod yazdığınızda, siz sıradan bir kod yazıyorsunuz, diyelim herhangi bir işlemi yapan, ama sen onu yazarken zaten güvenlik zafiyetini oluşturuyorsun. Sonradan olan bir şey değil bu. Sen onu yazarken oluyor. Haliyle sen sürekli kod yazdığına, sürekli kod değiştirdiğine göre sürekli hata yapma, yaptığın hata sonucunda da güvenlik zafiyeti oluşma ihtimali var. Bu nedenle herkes, her zaman. Ve çok detaylı giremeyeceğim. Normalde bu çok uzun bir slide. Ben bunu minimum bir günde anlatıyorum. Hatta 2 günde bile anlatılabilir. Ama zamanımız kısıtlı, hızlı geçeceğim. Herkes dediğimiz bir sistemin sekreteri de olabilir. Bir Google'ın sekreteri diyelim. Fark etmiyor. Onun bilgisayarında kişisel bilgiler var. O bilgiler hacklenerek ya da ele geçirilerek ilgili kişilerin adres bilgileri ya da iletişim bilgileri, telefon vesaire ele geçirilerek bunlar üzerinden örneğin yüksek seviye mühendislerin sistemleri hacklenebilir. Sosyal mühendislikte birleştirilen bir şey bu. Ve bahsettiğim senaryo gerçekleşti. Çok detaylı. Bu senaryo gerçekleşerek Google'ın kaynak kodları çalındı yıllar önce. Mesela. Bu nedenle yani kapıdaki güvenlikçi amcanın bunları bilmesine ne gerek var dersen, içeride müthiş mühendislerin çalışıyordur ama o amcayı hacklerler. Fiziksel hack de olabilir ya da onun telefonunun hacklenmesi olabilir. Oradan kişisel detay bilgilerinin alınması olabilir vesaire birçok senaryo. Zincirin en zayıf halkası senin güvenlik seviyeni belirler. Nokta. Yani ben client'ı, frontend tarafını güvenli yapayım. Backend güvenli olmasın. Backend'te şu kuralları uygulamayayım. Ben bunları frontend'te yapayım dersen adam karşı taraf JavaScript'i kapatır. Ondan sonra bir request gönderir ve backend tarafında sen onu karşılamadığın için, filtrelemelerini yapmadığın için ya da güvenlik kontrolünü basit bir şekilde eklenmiş olursun. Ortalama kullanıcılar da güvenlik zihniyetine sahip olmalıdır. Yani herhangi bir ortamda diyelim, bir firmada çalışıyorsunuz. Bunların orada çalışan ki bunu birçok kurumsal güvenlik eğitiminde de örnekleyerek anlatıyorum. Uygulama geliştiriyorlar mesela. Uygulamanın belli bölgeleri, belli ortamları çok güvenli. Kullanıcıya açılan kısmı çok güvenli. Ama içeride ofis tarafında çalışan kişilerin eriştiği, ekranların güvenlik tarafında yapılması gereken kontroller yapılmamış. Oradaki uygulama sadece ofis çalışanlarının eriştiği alan, yani call center gibi düşünün mesela. Sadece oradan verileri sorguluyor vesaire. Bu kişi çok yüksek değil. Bunlar yazılımcı ve teknik değiller çünkü. Ama siz arka tarafta onların kullandığı uygulamanın erişim tarafında, database'e erişim tarafında örneğin çok yüksek, hatta tam yetkili bir SQL Server'daki SA kullanıcı, sistem admin kullanıcısını uygulama tarafında onların ekranlarından çekilen ya da işlenen verileri database'e göndermek için kullanırsanız onların ekranını kolay bir şekilde hackleyen herhangi bir hacker rahatlıkla bütün sistemimize erişebilir. Ben bunu yapan birçok firma gördüm ve bunlar gerçekten güvenlik tarafında da çok titiz olduğunu düşünüyorlardı mesela. Bu nedenle ortalama kullanıcılar önemli. Hazır değilsen hazırlan. Eğitim planı. Sürekli eğitim alınması gerekiyor aslında. Çünkü güvenlikte birçok, şöyle diyeyim, çocukluğumdan beri bildiğim, gördüğüm güvenlik zafiyetleri halen daha var. Mesela SQL Injection. SQL Injection çünkü bir mantık hatası değil. O SQL, yani database'lerde olmak zorunda olan özelliklerin doğru geliştirilmediği için, yazılımcı tarafından doğru geliştirilmediği için kötüye kullanılan özellikleri. Bu nedenle SQL Injection, OWASP'ın yani Open Web Application Security Project, bunun içerisinde yıllardır zirvede. En çok sistemlerin hacklenme sebebi. Çünkü bu bir database sorunu değil. Database o özellikleri desteklemek zorunda. Ama sen geliştirici olarak onları manipülasyona karşı koruman gerekiyor. Bunların hepsini öğrenmek gerekiyor tabii. Güvenlik zaman ve para gerektirir doğal olarak. Proje timeline'ı güvenlik içermeli. Mesela bir proje var. Bu projede size diyorlar ki şu uygulamayı ne kadar sürede değiştirirsin? 1 ay dediniz, 5 ay, 1 yıl dediniz. Bunun içerisinde ek olarak örneğin 1 ay mesela penetrasyon ve güvenlik gözden geçirmeleri için, tabii projenin uzunluğuna göre değişiyor. Bu güvenlik irdelemelerinin zaman ve kaynak planlamasını uygulamaya timeline'ına eklemeniz gerekiyor. Normalde 5 aysa diyelim 6 ay. Neden? Güvenlik çalışmaları. Maliyetini eklemeniz gerekiyor. Tabii Türkiye'de biraz zor oluyor bu ama işin doğrusu bu. Yapılan tercihlerin güvenliğe etkisi, geçiyorum bunları. Düzenli güvenlik gözden geçirmeleri. Kullanılan teknolojileri, donanım ve yazılım tarafında bunları gözden geçirmek gerekiyor. Sürekli kontrol mekanizmaları. Bir checkpoint gibi düşünün. Siz uygulamaları geliştirdiniz. Altyapı, donanımı vesaire var tamam ama bunların güvenlik testleri sürekli yapılıyor. Sizin kullandığınız Windows 10'a diyelim ya da Linux'a sürekli güncelleme gelmesinin sebebi bu. Ya da kullandığınız yazılıma, örneğin Discord'un güncellenmesi, Telegram güncelliyor. Hepsi yeni özellik getirdiği için değil. Güvenlik zafiyetleri bulunuyor. Performans sorunları bulunuyor. Bu nedenle otomatik olarak page getiriliyor. O page'lerde güvenlik sorunlarını çözüyor. Windows'un güvenlik güncellemeleri gibi düşünün. Siz de bunu yapmanız lazım çünkü siz de kullanıyorsunuz doğal olarak. Ya da güncellemeleri kontrol etmeniz lazım. Donanım seviyesindeki güvenlik zafiyetlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Halen geliştirme sürecinde olan ve kullanılan kod. Geliştirme sürecinde olan kod zaten testleri tamamlanmamıştır. Çok bir yük altında değildir. ve bu nedenle de test edilmesi lazım. Kullanılan kod dediğimiz, yani yayında olan kodun düzenli güncellenmesi gerekiyor. Geliştirme aşamasında olanların da geliştirme sırasında mesela nasıl uygulama testleri yapılıyorsa birçok ülkede, birçok profesyonel ortamda test standarttır. Geliştirdiğin yazılımdaki bir yaptığını uygulamaya deploy etmeden önce, yani production ortamına geçmeden önce bunun normal testini yapman lazım, dokümantasyonunu yapman lazım. Bunun geliştirme tarafı da böyle. Yani normal testi yapıyorsan bir de güvenlik testini yapacaksın geliştirme aşamasında. Bu production'a geçmeden önce. Prosedürler, bunları checklist gibi düşünün. Yani herhangi bir senaryoda sizin uygulamanız gereken yapılacaklar listesi. Bir kod geliştiriyorsunuz. Database'de uyulması gereken kurallar. Ne için? Güvenlik var. Yani şu kodları şu şekilde kullanman lazım. Dışarıdan örneğin şu verileri alıyorsan bu şekilde plan gerekiyor. Şu veri tiplerini bu şekilde data ayarları yapman gerekiyor. Yeni bir proje oluştururken database'de şöyle bir kullanman gerekiyor. Güvenlik şu kuralları uyman lazım. Ya yazılım tarafından örneğin client'ta geliştirilen bir şeyi güzel bir uygulamayla geliştirilen bir şeyleri onun pipeline'ını nasıl oluşturacaksın? Mesela client tarafından örneğin Bootstrap kullanıyorsun ya da Angular kullanıyorsun. Fark etmiyor, herhangi bir şey. Bunları siz süreci tasarlayabilirsiniz. Siz böyle yapıyorsunuz. Yani dışarıdan alınacak bir form kurduğunda middleware katmanına geçer diyelim. Middleware katmanını tasarlayan geliştirenler hangi kurallara uyacakları belirtir. O seri yapar vesaire. Sonrasında database katmanını ses çok güzel. İnternet telefondan bu sağlıklı. Arada bir oluyor. Sürekli olmuyor. Geçiyorum. Böyle bir şekilde. İyi bir programcı olmak için bilgisine sahip olmak gibi bir şey değil. Yani fiziksel olarak güçlü olmak gibi düşünülebilir. İyi programcı olmak da çok fazla teknik biliyorsan doğal olarak onları kullanarak olası sorunları tahmin etme, güvenlik sorunları ve onları çözme yeteneğini daha fazla güvenlik politikaları bilgi varlığının nasıl korunduğunu bildirir güvenlik politikaları. Bu herhangi bir uygulamanız için olabilir, iç sistemlerle alakalı olabilir, güvenlik kuralları vesaire. Bunları daha önceden, yani herhangi bir şeyle karşılaşmadan önce bunları dokümante etmeniz gerekiyor politikalar olarak. Hatta bazı eğitim ve danışmanlık proje geliştirdiğim bazı kurumlarda bunları özellikle soruyorum. Yani siz mesela devlet kurumu diyelim, bir altyapı var, kritik bir altyapı ve herhangi bir hack senaryosuna karşı planınız nedir? Yani sisteminiz hacklendi diyelim. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Genellikle firmalarda böyle hazırlıklar olmuyor. Çok ciddi bir kesimi böyle diyebilirim. Herhangi bir planları falan yok. Hacklendiğinde ne yapacağını, nasıl olacağını vesaire yapmıyorlar. Bazıları yapıyor. Devlet kurumlarında da bunları yapanlar var. Ama ne kadar uygulanıyor emin değilim. işin sağlığı açısından her bir senaryoda neler yapılabileceğini daha önceden planlamış olmanız gerekiyor. Kurallar ve kılavuzlar hazırlamak. Bu felaket senaryosu gibi düşünün. Herhangi bir deprem anında mesela işte devletin diyelim mesela belediyenin şu birimi ne yapacak? Ya da şu STK ne yapacak gibi. Bunların daha önceden planlanması gibi. Ya da sizin firmanız ne yapacak gibi. Basit, temiz ve kolay takip edilebilir tutulması gerekiyor. Çok karmaşık, çok detaylar, kitap gibi olmaz bunlar. Özet olarak bir liste oluşturulur. Tüm paydaşlar dahil edilmelidir. Ama bunlar biraz daha yönetimsel taraf, hani yazılım taraflı değil. O yüzden bunları geçeceğim. Politikaları oluşturmak genellikle yazılımları geliştiren kişilerin işi değildir. Daha çok yönetimsel ya da takım liderleri vesaire. O yüzden bunları geçiyorum. Zaten bu sunumun bu kısımları benim LinkedIn hesabımda da var. Bu biraz daha gelişmiş olan versiyonu bu sunumun. En küçük ayrıcalık kuralı. Bu da basit anlamda çok güzel bir özet var burada. Her program bir işi yapabilecek kadar yetkilere sahip olmalı. Her bir kullanıcı da aynı şekilde sadece görevi neyse o görevi gerçekleştirebilecek kadar yetkiye sahip olmalıdır. Ne fazlası ne eksiği. Yani database'e örneğin sizin geliştirdiğiniz, mesela A kişisinin diyelim geliştirdiği uygulama database'deki örneğin kategoriler tablosuna sadece insert yapacak, select yapacak. O zaman sadece kategori tablosuna yetkisi olmalı ve onun üzerinde de sadece insert ile select yapabilecek yetkileri verilmiş olması gerekiyor. Fazla ya da eksik değil. Temel prensip. Sadelik daha güvenlidir. Karmaşa hataya davetiye çıkartır. Genel olarak geliştirdiğiniz uygulamalarda bu başlangıçta çok yapılan hatadır. Yani yazılıma başlarken diyelim. İlk başta çok daha karmaşık uygulamalar geliştirmeye çalışırlar yazılımcılar. Başlangıçta olur. Ve bunun güzel bir şey olduğunu düşünür. Halbuki hiçbir mantıklı açıklaması yoktur açıkçası. Siz ne kadar karmaşık yaparsanız sizin de okuma seviyeniz zorlaşır. Okuyamama durumu söz konusu olur. Artı sizin yazdığınızda başka bir geliştirici de anlayamaz olur. Haliyle güvenlik tarafında da bir yazılımcı anlayamadığı bir şeyin güvenlik tarafını tahmin edemez. Değil mi? Halbuki basit olsa, her şey temiz olsa ilk bakışta hızlı bir şekilde bunun güvenlik zafiyeti olabilecek kod var mı yok mu hepsi anlaşılabilir. Bak güvenlik testlerini bile zorlaştırıyorsun aslında. Karmaşık bir kod yapısıyla. Açık isimlendirilmiş fonksiyonlar ve değişkenler oluşturmak. Yani her bir function'ın nesnenin ne olduğunu daha önceden hızlı bir şekilde bakıp anlayabilecek bir açıklıkta olması gerekiyor. Olmalıdır. Bir uygulama içerisinde, kod içerisinde bunlar olmak zorunda olan şeyler. Açıklansa olabilir. Geliştirici tipiyseniz açıkçası sizin için bu şeyler düşünmezler. Size bazı challenge'lar verirler. Mesela iş almak için benim bir proje ödevi gibi verirler. Ve bunun içerisinde neye dikkat edeceğini söylemezsen tabii. Orada içerik oluşturmadıysan, kodlara açıklama satırları koymadıysan mesela doğrudan sen elenenler listesinde olabilirsin. Başkası dokümantasyon koyduysa, kod açıklamaları varsa doğru şekilde, nesne isimlendirmeleri vesaire doğru planlandıysa, mantıklıysa o önceliklidir orada. Uzun kod bölümlerini küçük işlevlere, yani küçük function'lara ayırmak, parça parça function'lar. Bu yönetmeyi kolaylaştırır yazılımda. Haliyle güvenlik tarafında da epey faydalı olur. Don't repeat yourself. Bu temel bir yazılım prensibi aslında. Genel olarak sadeleştirmek için kullandığımız tekniklerden biri. Bir kodu ikinci kez yazacaksan onu metoda dönüştürmen gerekiyor. Bu kadar net. Herhangi bir kod parçasını ikinci kez yazman gerekiyorsa bunu function'a dönüştürmen lazım. Function olarak kullanman gerekiyor. Eski kod bir güvenlik sorunudur. Dünyada birçok sistem, Amazon dahil, mesela eski sayfaları üzerinden hacklendiler. Yıllar önceki indekslenmiş ürünleri üzerinden hacklendi bu tür sistemler. Amazon'dan bahsediyoruz. Binlerce kişi çalışıyor orada. Çünkü eski kodları revize edecek kaynak hazırlamıyor ya da kullanmıyorlar, ayırmıyor genelde firmalar. Yıllar önce tasarlanmış, geliştirilmiş altyapıdaki database'in bilmem ne ayarı üzerinden, ama hackerlar bunları yapıyor. Hackerlar onları araştırıyor ve o zafiyetleri buluyor, oradan ekliyorlar. Kredi kartları çalınıyor binlerce gibi. Bu nedenle eski kodların analizlerinin yapılması lazım. Built-in fonksiyonlar genellikle kendi sürümlerinizden daha iyidir. Yani tekerleği baştan icat etmeye çalışma. Built-in function dediğimiz şeyler binlerce kişinin gözden geçirdiği şeylerdir. Mesela basit anlamda Python içerisindeki bir function default olarak geliyor sana. Bunun yaptığı işi ben yazayım, kendimi geliştirmiş olayım vesaire düşüncesi yanlış. Böyle bir mantık olmaz. Burada built-in function'lar binlerce kişi tarafından test ediliyor. Onları kullan. Aynı işlemi yapacaksan. Kullanılmayan özellikleri kapat ya da sil. Çok fazla örnek verilebilir ama çok basit anlamda. Örneğin bir tane sunucum var. Sunucuda diyelim sen ASP.NET ya da Python üzerinde bir proje geliştirdin. Orada yayınlayacaksın. O sunucuda sadece Python kurulu olmalı. Örneğin PHP kullanmayacaksan PHP o sunucuda kurulu olmaması lazım. Ya da .NET, yani Windows'sa .NET default'ta kurulu olur ama diyelim ki PHP kurma. Neden? Sen o PHP kullanmıyorsun bile ama güvenlik araştırmaları yapanlar o sistemde PHP çalıştığını bilirse PHP güvenlik açıklarını kullanırlar. Anlatabiliyorum değil mi? PHP'yi kullanmadığın halde sunucuda kurulu olduğu için PHP'nin güvenlik zafiyetlerinden de sorumlu senin sistemin. Bu nedenle kullanmadığın şeyi kapatman lazım ya da silmen gerekiyor. Ya da IIS'teki bir, yani Windows'taki bir servis diyelim. Kullanmıyorsun. Kullanamayan bir servisin güvenlik zafiyetlerinden sorumlu oluyorsun. Ya da onun açtığı bir porttan vesaire. Kullanıcılara asla güvenme. İyi niyetli kullanıcılar sorunlara neden olabilir. Bunları konuştuk genel olarak. Paranoyak olmak. Evet, bunu 100 kere söylemek gerekebilir. Paranoyak olmak. Sadece paranoyaklar ayakta kalır diye bir kitap var. Tavsiye ederim. Bu ticari bir kitap aslında ama. Neden? Çünkü bakış açısını geliştirir paranoyak olmak. Yani güvenlik temelli olanlar, fiziksel güvenlikten de bahsediyorum. Mesela ordudan ya da güvenlik sektöründen profesyoneller yaşamları gereği aslında paranoyak, yani tehditlere karşı daha hassastırlar. Gözleri, duyuları daha açıktır. Çünkü çok tecrübe yaşamışlardır ve olası senaryoları tahmin ederler. Güvenlikte de nokta atışı budur. Paranoyak bakış açısına sahip olmayan birisi güvenlikçi olamaz. Nokta. Açıkçası başarılı olma ihtimali yok. Bu işin gereksinimi, nasıl 100 metre koşusunda koşmak isteyen birisinin hızlı koşması gerekiyorsa bu da öyle bir şey. Admin kullanıcılara bile güvenme. Evet, mutsuz çalışanlar ya da eski çalışanlar, sen yönetici hakları vermişsindir ama mutsuz çalışan ya da eski çalışan sorunu ya da organizasyonda diyelim, o kişiler hater olabilir. Yani senin düşmanın olabilir. Haliyle sen onlara erişim yetkilerini kısıtlamamışsındır. Döner dolaşır, gelir senin sistemine zarar verir. Güvenliği ciddiye almıyor olabilir bu yöneticiler. Kesinlikle. Böyleleri de var. Kimliği çalınmış olabilir. Mesela bilgisayara eklenmiştir. Senin tasarımcısı ya da sahibi olduğun sistem, firma vesaire onun bilgisayarından erişime açık olduğu için haliyle saldırıya uğrayabilir. Hepsi sorundur. Bu nedenle admin kullanıcısı bile güvenilmezdir. Bu nedenle yetkisinin haricinde fazlasında hiçbir yetkisinin, yani yapabileceklerin haricinde hiçbir yetkisinin olmaması gerekiyor. Taraflar ile dikkatli çalışmak. İçeriden ve dışarıdan gelen durumlar. Özellikle geçici olanlar, erişimleri geri alma politikalarının basitleştirilmiş olması. İçeriden ve dışarıdan gelen durumlar dediğimiz aslında internal ve external attacks, yani sistemin içerisinden saldırı gelme ihtimalini firmalar düşünmez. Mesela bir yazılım geliştiririz diyelim. Yazılım firmanın internal sistemi olarak çalışıyor. Hep dışarıdan gelen saldırıları korumak için tasarım yapılmış. Penetrasyon testleri de dışarıdan gelen saldırılara karşı yapılıyor. Ama içeride de senin 50 tane çalışanın var. Bunların diyelim 20 tanesi teknik. Ya da diğer 30 tanesi teknik olmayabilir ama gıcıklığına, yani araştırmıştır, bilgisi vardır. Dışarıdan bir trojanlı bir şeyi sokar bilgisayarına. Ondan sonra sisteme sızar. Sisteme sızdıktan sonra da yazılımla alakalı güvenlik zafiyetleri oluşturur. Bu nedenle güvenlik içeriden ve dışarıdan tasarlanır. Sadece dışarıdan olmaz. Dediğim gibi mesela bir çalışan da bu sorunlara sebep olabilir. İçeriden çalışan sonuçta. Bu nedenle güvenlik iki taraflıdır. İkisine de aynı değeri vermen gerekiyor. Offline mod, phone, email, printing. Bunları geçiyorum. Beklenmeyenleri beklemek, suçu gerçekleşmeden önlemek. Genellikle insanlar bir şey olduktan sonra aksiyon alma eğiliminde. Ama bizim hedefimiz güvenlikçiler olarak bir şey gerçekleşmeden önce senaryoları planlayıp, onları inceleyip, olasılıkları fixlemek diyelim. Olası bug'ları fixlemek. Bu nedenle de daha önceden bir kötü bir hacker gibi düşünebiliyor olman lazım. Bunları yapabilmek için. Ben saldırı olsaydım nasıl yapardım, ama saldırı teknikleri bilmiyorsan gene bunları yapamazsın. Bunları bilmek gerekiyor. Bir kullanıcının bu sayfada deneyebileceği her şey var mı? Denemekten kasıt güvenlik testleriyle alakalı. Sistemi manipüle edecek olan şeyleri kullanabilecek her şey var mı? Ya da neler var? Onları incelemeye başlarım. Keskin kenarları düşünmek. Genel olarak yaratıcı düşünmek. Yani hem bazen basit düşünmek gerekiyor. Mesela kullanıcı şu veriye girerken ya bunu da yapmaz diyebiliyor yazılımcı. Halbuki yapar. Alasını bile yapar. Bilinçli ya da bilinçsiz yapıyor. O yüzden siz hem aptal gibi düşünmeniz gerekiyor. Olabilecek en kötü şekilde düşünmeniz lazım. Yani bunu yapmaz herhalde demeyeceğiniz ya da denebilecek her şeyi uygulayıp test etmeniz gerekiyor. Ya da çok daha ekstrem durumlar olabilir. Şöyle bir senaryoda şu olursa ne olur? Ben bunu mesela güvenlik eğitimi verdim. Finans kuruluşlarına, ödeme sistemlerine vesaire. Bu sistemleri senaryo olarak anlatıyorum. İçerideki sistemleri tahmin edebiliyorum. Çünkü database'leri, programlama dilleri vesaire hepsi artık güvenlik olunca diyorum ki mesela şöyle bir senaryoda şu ayarı nasıl yaptın? Şu şekilde yaptık diyor. Tabii bazıları cevap vermiyor. İçeriden bilgi vermemek için falan. Ben diyorum ki sadece evet ya da hayır de. Şu şöyle mi? Evet. Bu böyle mi? Hayır. Bu şöyle mi? Evet. Ondan sonra birleştiriyorum. Diyorum ki şimdi senaryo şu. Ben şu sayfadan şu isteği gönderdim. Get ya da post. Ondan sonra şurada sen şu ayarları kullanmıştın. Şurada şu teknikleri kullanmıştın vesaire. En sonunda uzun bir planın sonunda diyorum ki şimdi teknik olarak hackledim mi ben seni? Bak hiç bilgisayar falan yok. Tamamen senaryo üzerinden. Senaryo seni teknik olarak hackleyebiliyor mu? Evet diyor. İşte hacklendin. Daha uğraşmadan hackledim seni. Bunun üzerine uğraşsan belki neler çıkacak. O yüzden yaratıcı düşünmek bunun gibi diyebiliriz. Örnekler length, content type vesaire. Bunları geçiyorum. Bunları incelersiniz arkadaşlar. Daha teknik ve sunumda olan şeyler. Derinlikli savunma, katmanlı savunma diye özetleyebiliriz aslında. Katmanlı savunma, bir mimari tasarlıyorsunuz, bir yazılım tasarladığınızda bunu parçalara bölerek, farklı farklı katmanlara ayırarak olası saldırıları, performans sorunlarını, olası güvenlik zafiyetlerini minimuma indirme kısmı aslında. Her katman kendi güvenliğinden sorumludur. Bu bahsettiğimiz mimaride. Ve katman katman bunları tasarladığınız için olası farklı saldırıları farklı katmanlarda yönetebilirsiniz. Size daha mimari olarak örnek vereceğim. Katmanlı aslında çok derin bir konu. Ama mesela client tarafındaki bir güvenlik zafiyetinin işte client'ta manipülasyonlardan vesaire korunmak için alınması gereken teknikler. API katmanı farklı kuralları uygular. O kendi katmanıdır. Ondan sonra middleware katmanına gider. Middleware'dan sonra diyelim ki repository'yi kullanıyorsunuz. O mantık. Repository de kendi kurallarını uygular. Ara katmanda birkaç farklı kısıtlama mekanizması ya da katmanı uygulanabilir. Ondan sonra database'e gidiyor. Database'e nasıl gidiyorsun? O senaryoya göre uygulayabileceğin bazı politikalar vardır. İşte database'e gittikten sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacak? Vesaire gibi farklı farklı katmanlar. Daha da detaylandırılabilir bu. O yüzden planlarınızda katman katman yapmanız mantıklı. Bir saldırganın ilerleyişini yavaşlatmak. Bu, yani şu ana kadar konuştuğum her şeyin, her bir sayfadaki her bir başlığı en az 1 saat konuşabiliriz. Ama hızlı anlatmak gerekiyor maalesef. İlerleyişi yavaşlatmak. Bununla ilgili o kadar çok şey var ki. Genellikle saldırganı engellemek üzerine düşünüyoruz ya. Bazı durumlarda engelleyebilmenin teknik sınırları vardır. O yüzden onu manipüle ederek, aslında saldırganı manipüle ederek onun ilerleyişini ya da azmini kırma teknikleri de vardır. Mesela bir yapay zeka projesinde şunu yaptık. Bir sisteme sürekli saldırı yapılıyor. Sistemde çok kritik. Critical systems olarak geçiyor zaten bunlar. O sistemlerde güvenlik. Böyle bir sistemde siz karşı tarafta size saldıran kişinin ya da kişilerin çok profesyonel ve odaklı olduğunu biliyor olmanız lazım. Karşınızdaki kişinin motivasyonunu kıramazsınız. Çünkü o planlı bir şekilde profesyonel bütün teknikleri kullanarak hedeflenmiş bir saldırı yapıyor. Sizin sisteminizi hedeflemiş. Çünkü sizin sisteminiz abc.com sıradan bir blog sitesi değil. Critical system. Saldıran adam direkt senden ne istediğini biliyor. Bu nedenle böyle bir durumda o kişilere başarı tatmini, yani hacker'ı aldatarak, bu da bir aldatma sanatı, hacker'ı aldatarak onun bir şeyleri başardığını göstermem bile gerekebilir bazen. Yani o kişi senin sistemine girdiğinde buna honeypot denir mesela. Farklı tekniklerle uygulanabilir. Onun kullandığı tekniklerle sen ona gerçekten sen bu sisteme sızdın, işte şu bilgileri çaldın deyip ona hazır bir sistem gösterip onun saldırıyı bırakmasını bile sağlayabilirsin. O kendisi hedefe ulaştığını zanneder. Halbuki sen ona senin hazırladığın bir yapay bir alanı hackletmiş oldun ya da yapay verileri çaldırmış oldun gibi. Bu bir teknik. Bunu diyorum ya, bunu uzun saatler konuşabiliriz. Saldırının ilerleyişini yavaşlatma teknikleri. Mesela aslında çok daha ileri konularda, hani belki bu workshop'ı birkaç seri olarak yapabiliriz, bir eğitim gibi yapabiliriz. Çünkü uzun konu hepsi. Mesela şifreleme tarafı. Bir kişi brute force atak yapıyor ki sunumda var zaten sonra. Brute force atak yapıyor. Brute force'un temel mantığı sürekli olarak kullanıcı adı şifre denemesi yapmak bu denemeleri yaparken de arka tarafta kullandığın algoritmanın yavaş çalışması senin mesela bir yazılımcı olarak algoritmanın yavaş çalışması hoş gelmeyebilir sana. Yavaş olanı mı tercih edersin şifrelemede ya da hashing işleminde yoksa hızlı olanı mı diye sorduğunda bir yazılımcı hızlı olanını ister. Halbuki bir güvenlikçi yavaş olanını ister. Çünkü saldıran kişiler, mesela şöyle düşünün, bir kullanıcı login alanı var, kullanıcı adı şifre. Girdiniz, arka tarafta da şifre hashleniyor. Ya da kayıt kısmında da hashleniyor ama loginde de hashleniyor. Şimdi her login işleminde bu login denemeleri hashlenecekse hash algoritmasının hızlı çalışması brute force atak gibi saldırı tekniklerinde senin sistem olarak dezavantajın olur. Çünkü karşı taraf sana saldırı yapıyor ve senin sistemin hızlı çalışıyor. Karşı tarafında çok ciddi hızlı saldırı bilgisayarları var. O saniyede milyonlarca istek gönderiyor. Senin bilgisayarında karşılayabiliyor bunu. Saldırıyı karşılayabiliyorsun. O sana milyon tane deneme yapıyor. Sen milyon tane denemeyi yapıyorsun. Halbuki bu bir saldırıdır. O milyon denemeyi yapmaman gerekiyor. Ya da mümkün olduğunca yavaşlatman lazım. Bu nedenle bu hashleme algoritması ne kadar yavaşsa mesela diğer taraftan gelen saldırı o kadar uzun sürecektir. Anlatabiliyor muyum? Bu biraz detay, teknik bir konu. Hiç hashing yapmadıysanız mesela anlamak zor. Ama bunun gibi çok farklı teknikler var. Bu saldırı ile alakalı. Saldırıları ivme kaybettirmek. Az önce bahsettiğim senaryonun benzeri. Kişi senin sistemine saldırı yapıyorsa onları bir şekilde dağıtman gerekiyor. Yani yavaşlatmak. Bunun detaylarını daha sonra özellikle brute force atak mantığında vesaire çok detaylı anlatıyorum. Dediğim gibi sonraki workshoplar olarak yapabiliriz bunu. Bu hani minimum bir gün sürebilecek bir sunum, şu sunum. Ve ivme kaybettirme, bunları konuşacağız. Tekrar etmeyeyim bazı şeyleri. Vakti gelince konuşuruz. Gereksiz güvenlik. Bununla ilgili tecrübeler geliyor aklıma. Gereksiz güvenlik. Saldırganın kafasını karıştırmak için yapılan ama geliştiricininkini de karıştıran çözümler. Mesela karmaşık kod yazma. Yani ben karmaşık kod yazayım güvenli olur. Hayır, güvenli falan olmaz ki. Sadece karmaşık kod yazmış olursun. Güvenlik sağlamaz karmaşık kod. Algoritma, karmaşık bir algoritma yapabilirsen bu sağlar. Orada o da aslında kriptografiye biraz giriyor. Karmaşık bir encryption işlemi. O da farklı bir uzmanlık. Mesela bunları görüyorum, duyuyorum maalesef. Database'de tabloları tasarlıyor kişi ya da kişiler. Tablolardaki örneğin users diye bir tablo var. Mesela categories diye bir tablo var. Kategorinin adını T1, T2, T3 diye 20 tane tablo var. T20'ye kadar yazmış. İçerisinde sütunlar, gördüm Gülcan elini bir saniye. Sütunları da mesela column 1, column 2, column 3 vesaire diye isimlendirilmiş. Kendisine de bir veri sözlüğü oluşturmuş. T1 eşittir şudur. T1'in içerisinde column 1 şudur. Column 2 şudur vesaire gibi. Saçma sapan bir şey aslında. Ama bunu uyguluyorlar bazıları. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın diyorum. Gülcan el kaldırmıştım. Bilinçli mi? Şimdi isimlendirme vesaire yapıyoruz ya. Bunları mesela isimlendirmek için şu programı kullanın. Başka bir şey için onu test eden şu programı kullanın vesaire var. Bize öyle bir tavsiye verebilir misiniz? Sesim geliyor. Böyle bir program yok isimlendirme için. Ya ben şey görmüştüm. Mesela MVC'de programı veriyorsunuz, programa isimlendirme yapıyorsunuz. O isim mesela şu adı verdiniz. O adı işte şu şekil yapmadığınız için güvenlik zafiyeti bu şekilde falan diye bir şeyler yazıyordu. Adı aklımda değil şu an. Kaydetmiştim ama. Doğru mu anladım? diye düşünüyorum. Mesela ara katmanda şöyle bir kural vardır. Örneğin bir model geliştiriyorsunuz. Diyelim ki ASP.NET Endüstrisi, hatta herhangi bir şey. Go, Python fark etmiyor. Geliştirdiğiniz ara katmandaki ORM nesnesiyle, şimdi farklı programlama dillerinden geliyorsunuz ya, hangisini örnek vereyim diye düşünüyorum biraz. ORM nesnesiyle database'deki tablo isimlerinin aynı olmamasını tavsiye ederim. Hatta bunların field'larının aynı isimde olmaması. Bunu bir best practice gibi düşünebilirsiniz. Uygulama ara katmanında kullandığınız model nesnesinde diyelim ki user ID, first name ya da f name olsun mesela. Değişik bir şey söyleyeyim. F name, l name, u name, pwd mesela. Bunları kullanıyorsun. Database'de de ilgili tabloda aynı sütunlar varsa bu mantıksal bir sorundur. Çünkü saldırı tekniklerinde ara katmandaki belki erişilebilen bazı nesnelerin isimleri üzerinden database'deki nesneleri tahmin edebiliyoruz biz saldırıda. Aslında database'i doğrudan göremiyorsun diyelim o saldırı tekniğinde. Ama uygulama katmanında ki isimler üzerinden database'deki tablo isimlerini ve onların field'larını tahmin ediyoruz. Onlar üzerinden saldırı tekniklerini düzenliyoruz. Yeni teknikler geliştiriyoruz diyelim. Aslında bana yol tarifi yapmış oluyorsun. O bilgileri ara katmanla database'i aynı yaparak. Tam işte merak ettiğim buydu. Çok güzel anlattınız. Onu hoca eksik anlatmıştı biraz. Tamam. Nerede indirmiştin onu? Udemy'de bir eğitmen vardı. MVC böyle şey yapıyor. İsim veriyor mesela. İsim sil, düzenle vesaire yapmıştı. O ismi böyle verirseniz burada hata veriyor falan demişti. Ona bir bakayım hocam. Bir program ismi vardı. Size ulaşırım ben. Tamam. Tamam. Bu dediğim gibi güvenlikte önemli aslında konulardan biri ama bayağı detaylı bir konu diyebilirim. Güzel. Onu da anlatmamıza sebep oldu. O zaman devam edelim. İnsan. İnsan bir problemdir. Özet. Yani çok konuşmaya gerek yok üzerinde. İnsan eşittir problem. Sistemi çok güvenli yaparsınız ama insanı güvenli yapamazsınız. İnsan hata yapıyor sürekli. Bu nedenle mümkün olduğunca her şeyi otomatize etmekte fayda var. Otomatize ne oluyor? Mesela politikalar belirlemek. Bu bile otomatize işlemlerinden bir tanesi. Politikaları oluşturursan, bu kuralların uygulandığını standartlaştırırsan, kesin olarak uygulanıyorsa tamam. İnsandaki olası zafiyetlerin önüne geçmiş olursun. O insanın düşünmesine bile gerek yok. Yapına yapılacaklar listesini verirsin. O sadece yapar. Sen sadece yapılacaklar listesini iyileştirirsin. Burada oradaki insanın yapması gereken tek şey ve senin de denetleme mekanizmasını oluşturmak. Bu kurallar uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Gibi. Teknoloji, geçiyorum bunları, hepsi tahmin edersiniz. Belirsizlik yoluyla güvenlik. Evet, süper. Gereğinden fazla bilgi hacker'ın yararınadır. Çok severiz biz. Yani ben saldırırken işte bir teknik uyguluyorum. Bana diyor ki, bana detaylı bilgi veriyor mesela. Süper, harika bir şey bu. Yani bana bir nevi saldırını değiştirir misin lütfen? Hani bu saldırıda şu tekniğin işe yaramadı. Ama başka bir tekniği şu bilgilerle kullanabilirsin demekle aynı şey. Bu nedenle gereksiz fazla bilgi hacker'ın her zaman yararınadır. Hacker'a ufak bir bilgi verdiğinde onun üzerinden kafa çalışmaya başlar açıkçası. İstemciye herhangi birisi yani bilgiyi sınırla. Mesela istemcide bu yazılımda temel şeylerden biri değil, mesaj gösteriyorsunuz. Kullanıcı herhangi bir hatalı işlem yapıyor ve bu işlemin sonunda, bu arada çok ses geliyor mu? Kapatayım sesi. Bir iki dakika mola verelim. Sesi kapatalım arkadaşlar. Bir iki dakika. Mola vermiş olalım. Evet, istemciye bilgiyi sınırlamak. Bununla alakalı hata işlemleri olabilir ya da bildiğimiz mesaj bilgilendirmeleri olabilir. Bunlarda bilgi genelleştirilmiş olması gerekiyor. Detay bilgiler verilmemesi lazım. Bu nedenle hata gösterim alanları, gösterdiğiniz mesajlar, bunlarda detayların olmaması gerekiyor. Emin olun çok kritik sorunlara ve saldırılara sebep olabiliyor. Sadece bu bile. Bunu halen daha yapanlar var. Çünkü geliştiriciyle alakalı, farkındalıkla alakalı bir zafiyettir. Sınırlı geri bildirimler herhangi bir şeyle olabilir. Mesela çok basit örnek. Kullanıcı adıyla şifre girdiniz. Karşı taraf mesaj olarak dedi ki şifre bilginiz yanlış. Bak, kullanıcı adı ya da şifre hatalı demesinin sebebi budur. İkisinden birisi hatalı. Ya bunu sana söyleyemem. Söylersem kullanıcı adı doğru, şifre hatalı dersem seni yönlendirmiş olurum. Kullanıcı adını buldun, şifreyi denemeye devam et demiş olursunuz. Bunun gibi onlarca, yüzlerce şey olabilir. Güvenlik demek, yanlış yönlendirmek demek değildir. Misdirection diyoruz buna. Fake folder ya da directory names or path or user names or db column names. Bu da uygulanan bir şey. Sahte folder ya da directory isimleri, path bilgileri vermek, kullanıcı isimleri ya da database bilgileri vermek. Misdirection. Bunu yapmak güvenlik sayılmıyor. Bu yanlış yönlendirmedir. Bunu güvenlik amacıyla kullanmamak gerekiyor. Bu da kendi uygun ifadeyi bulmaya çalışıyorum. Yani yeni formüller bulmamak gerekiyor diyebiliriz. Password stratejileri önemli. Bunları belirlemek. Şimdi bunlara bakacağız biraz. Mesela ekranda gördüğünüz gibi bir alan. Bunu sık sık görürsünüz birçok uygulamada. Artık bir standart gibi düşünebilir. Peki neden böyle bir şey var? Bunun mantığını inceleyeceğiz. Intersecurity'nin yayınladığı bir görsel var. Bunun detaylarını da konuşacağız. Genel bilinen yanlışlardan bir tanesi de şu. Şifreyi kısa ama çok karmaşık yaparsam bu şifrenin tamir edilmesini engeller. Bu yanlış. Bu ancak insanın engellemesini ve basit seviyedeki brute force ataklarında işe yarayabilir. Ama profesyonel brute force ataklarında, yani şifre deneme yanılma saldırısı yapan tekniklerde bu çalışmaz. Çünkü kombinasyonları kendisi üretir profesyonel sistemlerde. Ekranda gördüğünüz mesela uzun bir metinsel string değer var. Bu string değer ne kadar uzarsa, karakter sayısı ne kadar artarsa burada güvenliğin o kadar arttığını gösteriyor. O kadar daha uzun sürede tahmin edilmesi mümkün oluyor. Time to crack dediği şey. Bakın 4000 yıl, 4 milyon yıl, 465 milyon yıl vesaire vesaire uzadıkça tabii bilgisayarın ve onun içerisinde kullanılan hash kırma yazılımının kapasitesiyle de alakalı, yeteneğiyle de alakalı bu. Ama genel olarak karakter ne kadar uzunsa güvenlik, yani o password'ı kırma durumu o kadar zorlaşır. Bu nedenle basit bir şekilde söylemek gerekirse encryption, decryption işlemi içerisinde database'de kullandığınız kullanıcının şifrelerinde vesaire hiçbir şekilde plain text ya da clear text, ikisi de aynı şey. Plain text ya da clear text olarak şifre saklanmaması gerekiyor. Parola bilgisi, mesela benim şifrem diyelim 1 2 3 4 5 ünlem. Bunu bu şekilde saklamaman gerekiyor. Saklarsan kırılma ihtimali çok yüksek. Ya da çalınma ihtimali. Database'e herhangi bir erişim gerçekleştiğinde şifre metin olarak duruyor orada. Bu nedenle kesinlikle hiçbir şekilde şifrelenmemiş veri, hashlenmemiş veri database'de tutulmaz. Bu tür kritik bilgilerde. Encryption, Decryption işlemi ve Hashing konsept dediğimiz iki tane konsept var burada. Encryption ve Hashing. İkisi farklı şeyler. Encryption'da bakın plain text mesela 1, 2, 3, 4, 5 benim şifrem. Encryption algoritmasına, şifreleme algoritmasına giriyor ve sonrasında da encrypted hali ilgili algoritmanın kurallarına göre belirleniyor, üretiliyor. Sonrasında da siz bunu decrypt edip tekrar diyelim ki plain text haline dönüştürebiliyorsunuz diyelim. Encryption'ın da kendi içerisinde farklılıkları vardır. One way, two way vesaire gibi. Ama temel anlamda böyledir. Encryption, encrypt edilir, çıktı, ondan sonra da decrypt edilebilir. Hashing'de ise, hashing'de geri dönüş yoktur default olarak. Encryption, decrypt edilebilir. ABC bilgisini encrypt edip sonra decrypt edip tekrar ABC'yi alabilirsiniz. Ama hashing bu mantıkla çalışmaz. Hashing'de siz plain text olarak veriyi verirsiniz, ABC diyelim. Kendisi içerisindeki bu geri dönüştürülemez algoritmalarla hashler, ondan sonra çıktıyı da üretir. Şu şekilde gördünüz mü? Hashlenmiş veri olarak. Bunun dönüşü dehash diye bir şey yoktur yani. Dehash'in geriye, işte decryption gibi geriye dönüştürme işlemi yoktur. Şifreleme dönüştürülür genellikle ama hashing dönüştürülmez. Ama ikisi de kırılabilir. İkisinin kırılma teknikleri farklıdır sadece. Bunları daha sonra konuşuruz aslında. İlerleyen sunumlarda vardı. Bugün yetişemeyiz büyük ihtimal onlara ama bunları konuşuruz. Bir nevi workshop'ı iki workshop gibi yapabiliriz. Parola stratejileri. Password encryption, hashing. Asla şifreyi plain text ya da clear text olarak saklama. Net bir kural. Güvenlik tarafında net olarak söylediğim şey hiçbir şekilde bunun geçerli bir mazereti yoktur. Plain text olarak şifreyi saklamanın mesela. Geçerli bir mazereti yok. Her türlü işlevsel özellik şifrelenmiş ya da hashlenmiş bir veri üzerinden gerçekleştirilebilir yazılımda. Plain text olarak saklamayın. Yetkilendirilmeli uygulamalardaki kullanıcıları tehlikeye atar. Yetkilendirilmiş, yani siz bir sistem geliştirdiniz, o uygulama içerisindeki kullanıcıları tehlikeye atar. Yani kritik bir bilgisini şifre olarak saklamıştır. Sen onu açık bir şekilde tutuyorsun. Bunun mazereti yok. Bu onun özeli. Ya da diğer sitelerdeki kullanıcıları tehlikeye atar. Ne demek? Birçok sebebi var ama şu bile aslında altında birçok konu barındırıyor ama basit anlamda en basit örnekten vereyim. Sizin standart bir şifreniz var diyelim. Bu standart şifreyi abc.com'da kullandınız. Orası hacklendi. Oradaki e-mail ile şifre bilginiz diğer 10 tane sosyal medya hesabınızda da kullandığınız şifre. Orası hacklendiği için oradan çalınan bilgiyle hacker ya da hacker grupları, ki bunlar o çalınan bilgileri dağıtıyorlar da, database olarak dağıtıyor. Mesela Türkiye'nin işte nüfus bilgilerinin çalınması gibi. Hacklendi. Milyonlarca kişinin bilgisi. Bunlar o kullanıcı adı ve şifreyi başka yerlerde, başka sitelerde de kullandığınız için oralardaki hesaplarınız da hacklenmiş olabilir. Bilginiz çalındıysa başka yerlerdeki bilgilerinizi de default olarak değiştirmenizde fayda vardır. Kaç kere manipüle edildiğini görebileceğiniz siteler var. Oralardan tabii tahminen, yani kesin bir şey söyleyemez. Onlara bilgileri verebiliyor. Başka one way encryption, one way two way demiştik ya. Geri dönüştürülemez demektir. Aslında hashing ile benzer. Aynı input, artı aynı hashing algoritması eşittir aynı çıktı. Bu değişmez. ABC yazdıysan, aynı hash algoritmasıyla kullanırsan aynı çıktıyı alacağın garantidir. standart. Gerçek parola şifrelenir ve sonra depolanır. Şifreleme için hashing algoritmaları birkaç tane örnek. Bundan çok var. Yıllardır kırılıyor. Bunu yazılımda Hello World olarak düşünebilirsiniz. MD5'ı kırmak. Yıllar önce de MD5 artık kırmayana gülüyorduk durumu vardı. Bu nedenle MD5 kullanılmaması gerekiyor. Yani yokmuş gibi davranabilirsiniz. Ama halen kullanan çok sistem var. SHA-1, SHA-2, SHA-1, SHA-2 da denebiliyor. Bunların detayları var. Bunları incelersiniz. Farklı farklı şifreleme ve hashing algoritmaları var. Bakın şurada blowfish için mesela yavaş diye yazmışım. Sonra da soru işareti. Yavaş olması brute force ataklarda avantaj sağlar. Yavaş olmak bu tür şeylerde dezavantaj değildir. Şifreleme işlemlerinde. Çünkü kırılması da yavaş olacak demektir. Brute force ataklar sürekli deneme yapıyor. Buna veri geldiğinde eğer bu yavaşsa yavaş üretecek ve haliyle saniyede 1 milyar işlem yapamayacak gibi düşünebilirsiniz. Mesela secret diye bir password'ünüz var. Bunun çıktısı şudur. SHA-1'le. SHA-1-online.com buradan deneyebilirsiniz. Çıktısı bunun gibi bir şey oluyor. Gibi değil. Komple bu oluyor. Bu SHA-1'e göre. Salt nedir? Salt önemli bir konu. Aslında bunu da inceledikten sonra bırakabiliriz. Salt önemli bir konu. Nedir? Türkçesi tuz. Şifrelemeden önce parolaya eklenen ek verilere salt diyoruz. Tuz eklemek. Parolayı bilmek, salt settingi de bilmeyi gerektirir. Bakın, şifrelemeden önce parolaya eklenen ek veri. Sonuna diyelim ki ABC ekliyorsun. 1, 2, 3, 4, 5 kullanıcının şifresi. Sen sonuna ABC ekliyorsun mesela. Kullanıcının şifresi 1, 2, 3, 4, 5. O bulunsa bile sen arka tarafta ona random olarak, ki detayları çok, random olarak bir şeyler daha ekliyorsun. Artık kullanıcının şifresi teknik olarak çalınsa bile salt'ın da kırılması gerekiyor. Ama salt kullanıcı tarafında değil, backend tarafında, database'de saklanan bir veri olarak tutuluyor. Haliyle güvenliği 2 katına çıkarmış oluyorsun basit bir şekilde. Parolayı bilmek, salt string'i de bilmeyi gerektirir. Rainbow Tables, bunu araştırırsınız. Farklı detaylı bir konu. Rainbow Tables. Benzersiz salt üretmek. Password 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Artı salt ile birleştiriyorsun. Bu 2 katına çıkarmış oluyorsun. Kırılma ya karşı güvenliği. Her kullanıcı için benzersiz stringler kullanarak benzersiz saltlar oluşturun. Her kullanıcı için. Her kullanıcının şifresi unique gibi düşünebilirsiniz. Ona unique bir salt oluşturursanız unique'i 2'ye katlamış olursunuz. Şifreyi bilmek, tuzu yani salt'u ve kullanıcı adını bilmeyi gerektirir. Bu senaryoda kullanıcı şifresinin yanında salt verisi de benzersizdir. Kırma süreci daha zordur. Kullanıcı şifresinin yanında salt da benzersiz. Çünkü her bir kullanıcı için yeni bir salt üretiyorsun. X, Y, Z, A, B, C. Tabii ki çok random, istediğin gibi bir şey koyabilirsin. Random salt. Pseudo random string kullanarak salt oluşturun. Yani bunun Türkçesi çok havalı gibi duruyor ama pseudo random aslında rastgele dummy veriler üretmek. Mesela 5 karakterli tamamen alfanümerik bir şeylerden oluşan, ki karmaşık şeyler de olabilir. Bunlardan oluşan random string oluşturursun. Bununla password'u birleştirirsin vesaire. Tabii ayrı bir şey olarak tutulur. Salt database'de ayrı bir sütun olarak. Password artı mesela time.now. Bunu şey olarak düşünün. Şu anın zaman bilgisi. O zaman bilgisi unique olduğu için her işlemde unique olarak alınır. Haliyle default olarak unique bir veri bulmuş olursun. Parolayı bilmek, random string'i de bilmeyi gerektirir. bu durumda. Random string de burada salt oluyor. Her kullanıcının hash'i neredeyse rastgele ve neredeyse benzersizdir bu durumda. Salt'ı veri tabanında depolayın. Salt için kullanıcı verilerini kullanırken ve kullanıcı verilerini değiştirirken bunları salt'ı kullanmanız gerekebilir. Bu nedenle bunları depolayın. Random salt kullanırken sadece salt depolanmalı, parola değil. Yani parolayı clear text olarak depolamamanız gerekiyor. Salt'ı depolayın. Salt'ı da hash'le. Yani salt plain text olmayacak. Onu da hash'leyebilirsin. Haliyle güvenliği de ikiye katlamış olursun. Password gereksinimleri. Parola uzunluğu gerekiyor. Ama uzunluğu sınırlamamak lazım. Yani uzunluktan kastımız neden gerekiyor? Mesela 5 karakterden düşük bir şey yazma. Daha az karakterli bir şey yazma. Bu nedenle uzunluk gerekir. Ama uzunluğun kapasitesini karşı tarafa bırakabilirsin. Non-alfanümerik karakterler gerektirmeli. Aslında burada çok sınırlama yapmamak gerekiyor. Bırak istediğini yapsın. İstediği karakteri girsin şifre olarak. Paralı onayı, confirmation olmalı burada. Paralı gücü, zorluğunu bildirmen gerekiyor karşı tarafa. Bunu aslında ilk başta GIF'te göstermiştim. Parolanın güçlülük seviyesi diyelim. Parola ipucu kaydetmeyin. Bunlar farklı farklı senaryolar için tasarlanmış şeyler. İpucu kaydetmek. Bu yıllar önce yapılıyordu. Halen de yapanlar vardı tabii de. Hatırladığım kadarıyla Hotmail'de bile vardı mesela diye düşünüyorum. Sen kullanıcı bilgilerini gireceksin vesaire. Sana bir ipucu veriyor mesela. O ipucunu da sen seçmişsin daha önceden. Ve sen onun üzerinden tahmin yapıyorsun mesela. Güvenlik soruları tartışmalı bir durum. Senaryoya göre kullanılabilir ya da kullanılmamalı. Güvenlik soruları yıllar önce Hotmail gibi sistemlerin hacklenmesine sebep olan şeylerden bir tanesiydi. Yani kullanıcıların e-maillerini falan. Hatta şöyle yapıyorlardı. Siz güvenlik sorusunu bildiğinizde doğrudan parola sıfırlıyordunuz. Yani benim hesabımı diyelim. Ben güvenlik sorusu olarak örneğin bir tanesi şunu yapmıştı. Siyah yazmış, beyaz yazdım. Direkt parola sıfırlamıştı mesela 10 küsur yıl önce. Hani böyle basitli sistemler o zaman. Tabii o kadar değişti ki kurallar vesaire standartlar artık bunlar uygulanmıyor. Bu bahsettiğim Hotmail'deydi bu arada. Siyah, beyaz yazıyorsun. Adamın şifresini sıfırlıyorsun falan. Brute Force atak nedir? Doğru çözüm, yani parola bulunana kadar tüm olası girdi kombinasyonlarını sistematik olarak denemek. Bot saldırısı gibi düşünülebilir aslında otomatik olarak. Kapsamlı anahtar arama deniyor. Ney bunun basit algoritması nedir? Key space çarpı time per attempt eşittir time required. Yani bunun detaylarını anlatacağım birazdan. Tüm karakterleri aktifleştirin. Bu tür şifreleri vesaire oluşturmak için uppercase, lowercase, numbers, symbols vesaire bunları karmaşıklaştırmak için şifreyi güzel bir yöntemdir. Daha uzun parolalar daha güvenlidir. Mesela şurada 10 karakterli bir şifre var diyelim. Burada da 18 karakterli var ama çok basit gibi duruyor. Değil mi? İstanbul seviyorum. Şuna baktığın zaman güvenlik bakış açısıyla bakmadığında dersin ki bu çok daha sağlam bir şifre diyor. Halbuki şu 70 trilyon kez aşağı yukarı 65-70 milyon kez daha güçlüdür. Düzelteyim, trilyon kez şundan daha güçlüdür. Arada çünkü 8 karakter fark var. Şunu tahmin etmek daha zordu. Kombinasyonlar çünkü tek tek deneniyor. Birbirleriyle kombinasyonlarına bakıyor. Sen İstanbul olarak görüyorsun ama bunu insan gibi tahmin etmiyor yazılımlar ya da hacking sistemleri. Bunu karakter olarak tahmin etmeye çalışıyor. Her seferinde deniyor. Bu da işi zorlaştırıyor. Time per attempt. Bilgisayarlar sürekli daha da güçleniyor. Şifre deneme oluşturma süresi insan kapasitesine göre sınırlandırılır ve kontrol edilir. Ne demek istiyoruz burada? Bakın, brute force atakta çözüm nedir? Notunuzu ekleyelim. Yavaş parola eş algoritma tercih edilmeli. Sebebini konuştuk. Zamanlamak ve kısmak. Server, firewall ve uygulama işleyişi yavaşlatmalıdır. Yani bir saldırı geliyor diyelim, brute force. Bu arka tarafta sunucu konfigürasyonlarıyla da alakalı. Yani yazılımcının bilmesine gerek olmayan şeyler. Ama uygulama tarafında da tonla, işlevsel şeylerle, özelliklerle bu yavaşlatılmadır. Mesela uygulama tarafındaki en basiti hash algoritmasının daha yavaş olması gibi. Örnek, IP başına her 2 saniyede bir request almak, zamanlamak ve kısmak. Kısma burası. Zamanlama kısmı da IP başına, yani ben diyelim, 2 saniyede bir request gönderebiliyor olacağım. Login işlemi. Bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir örnek yok. 3 hatalı denemeden sonra artık her 2 saniyede bir login denemesi almak. 3 hatalı deneme yaptı ya, burada bir tuhaflık olabilir. O zaman her isteği salisede alma. Yavaşlat onu. 2 saniyede bir göndersin. Beklet biraz. Burada da bilgi mesajı vermek zorunda değilsin. Çoğu büyük sistem bunları yapar ama teknik gözle bakan kişi anlayabiliyor. Bir bakıyorsun orada seni bekletiyor. Çaktırmadan bekliyor. Hiçbir şey bildirmiyor sana. Hatalı denemeler düzenlilik ve artış gösterdikçe, yani sürekli hatalı deneme yapılıyorsa üst üste, süre kısıtlamasını artırmak. Mesela yarım saatlik bloklama diyor. Yarım saat bloklandınız. Yarım saat sonra tekrar dene. Bunu genelde finansal tarafta daha çok kullanıyorlar. Daha güvenlik gereken şeyler olduğu için. Loglama. Loglama olmayan bir yazılım, yazılım bile değildir diyebilirim kısaca. Herhangi bir amaçla loglamanın kullanılması gerekiyor. Activity loglar, işlem, herhangi bir şekilde işlem logları, kullanıcının yaptığı işlemlerin logları, hareketlerin logları, karşı taraf sana saldırı yapıyorsa bunların loglanması. Tabi bunların smart logging kısmında anlatacağım daha sonra ama sonraki session'da yaparız. Loglamayı basit olarak şöyle düşünün. Mesela güvenlik bakış açısı olmayan bir yazılımcıya bunu söylediğinde şunu düşünüyor. Saldırıyı engellemeliyim diyor. Saldırı geliyorsa bunu geldiğinde filtrelemeye çalışıyor, kabul edip engellemeye çalışıyor mesela sistem olarak. Halbuki ilk yapılması gereken şey saldırıyı engellemeden önce, yani bloklamadan önce herhangi bir şekilde, bu IP bazında olur, kod bazında olur, bloklamadan önce sizin onu loglamanız lazım. Saldırı sana geldi, tam cephe önünde, onu logladın, logladıktan sonra kontrollerini yap. Engelleyeceksen engelle. Çünkü sen o logları tutmazsan, saldırı loglarını doğrudan engellersen, logların olmayacak, loglar üzerinden analiz yapamayacaksın. Sana hangi tekniklerle saldırıldığını hesaplayamayacaksın. Çünkü elinde biri yok. Log tutmamışsın. Ama logları önce tutarsan, sonra engellersen sorun değil. O veriler sende. Sonra dersin ki bana şu şu tekniklerle saldırılar yapılıyor sürekli. Bunlara göre demek ki bir zafiyetim olabilir. Bir güvenlikçi, iyi bir penetrasyon testleri ya da iyi bir yazılımcı, o güvenlik bakış açısına sahip yazılımcı onu anlayabilir. Der ki bu teknikleri kullanıyorsam muhtemelen şuralarda bir zafiyet var gibi. Loglama önemli. Daha birçok senaryosu var. Şu bile bir saat anlatılabilir detaylıkta ki logging çok önemlidir yazılımda. Blacklisting. saldırı yapan ya da sürekli hata girişi yapan, hatalı giriş yapan IP'leri sürekli ya da süreksiz bloklamak. Dağıtık olarak çok IP'li saldırı olsa bile distributed attack dediğimiz dağıtık saldırılar olsa da, yani farklı cihazlardan, farklı IP'lerden sürekli saldırı gelmesi. Brute Force zaten o yüzden tehlikelidir. Yani devasa sistemlerin bile bunlara karşı çok ciddi önlemleri çalışmayabiliyor. Bu saldırı olsa da bloklama geçici olarak yapılarak saldırının yok ediciliği engellenebilir. Mesela size 1 milyar, çok yüksek oldu ama 1 milyon olsun. 1 milyon cihazdan, yani IoT cihaz, cep telefonu, mobil cihazlar, yani genel olarak herhangi birisi. Hatta kameralar üzerinden saldırılar yapılmıştı birkaç yıl önce. Dünyada bayağı olay olmuştu. Kişisel bilgisayarlar vesaire, bunların hepsinden size saldırı yapılıyor. Aslında brute force da DDoS atak gibi düşünebilirsiniz bunu aslında. DDoS atak da bir darboğaz oluşturmayı hedefler. Yani normalde sizin yazılım diyelim ki anlık, saniye olarak diyelim, aynı anda 1000 kullanıcıyı ya da 1000 isteği cevaplayabilir. 1000 request'e cevap verebilecek kapasiteniz var. Tabii bu devasa da olabiliyor. 1 milyarı da destekleyebilir. Google seviyesinde vesaire. Ama o 1000 isteği cevaplamak kapasiteniz size 1000 request geldiğinde cevaplayamayacaktır. Ya da 1001 olduğunda, tabii böyle tek farklılıklar değil mi? 1000 tane geldiğinde bile cevaplayamayacaktır. 1500 geldiğinde hiç cevaplayamayacaktır. Sistem cevap veremez hale gelir DDoS atakta. Aslında basit anlamda darboğaz oluşturmaktır. Çok daha basit örnekle bir kapıdan 2 kişi yan yana geçebilir ama arka tarafta 200 kişi var, 200 kişi birden oraya girmeye çalışıyor. Haliyle orada darboğaz oluşacak. Aynı mantık. Bu gibi senaryolarda bu saldırı tekniğini dağıtık yapıyı dağıtmak ile çözülebilir. Yani size çok fazla saldırı geliyordur. Aslında bunlar standart bir kullanıcı davranışı da olabilir. Mesela bir web siteniz var diyelim ki abc.com, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitesi diyelim. Bunların bir altyapı kapasitesi var. Ama bazı günlerde bazılarını onlar da tahmin edemiyor. Niye böyle bir şey oldu diye. Bazı günlerde bir bakıyorlar, kullanıcı sayısı acayip arttı. Neden? İşte sosyal medyada ya da diyelim globalde çok ünlü birisi oranın adını söylemiş. 50 milyon takipçisi var. Bunların örneğin işte yarısı o siteyi ziyaret etti aynı anda. Linke tıkladı. Sistem çöktü. Çünkü kaldıramayacağı bir yük gelmiş oldu. Bu aslında DDoS atak değildir ama DDoS atakla aynı mantıktır. DDoS atak bilinçli olarak bir güç oluşturup dağıtık olarak o gücü tek bir noktaya kanalize etmek. Ama bu bahsettiğim senaryoda da bilinçsiz olarak insanlar aynı linke aynı anda tıkladığında aynı sonuç olacak. Burada da ne yaparsın? Hangisinin işte server tarafı client'i tanımıyor. Zaten stateless olayı bu web tarafında. Tanımadığı için de ona doğrudan her gelen isteği engelleyemez. Normal giriş yapmayı engellemiş oluyorsun çünkü. Hepsi IP'den ibaret. Ama diyelim ki çoğusu kötü niyetli. Ya da yarısı kötü niyetli. O zaman sen o kötü niyetli olanları tahmin edip, bu yapay zekalı olabilir mesela. Bunun üzerine çalışmıştım. Makro servisler üzerinde. Makro servislerin aslında yük dengelemesi üzerine bir proje. Load balancing. Gelen isteğin, bunu neden yapmıştım? SaaS üzerinde çok ciddi request alan bir yapay zeka projesi. O gelen istekleri mantıklı bir şekilde kategorize etmeniz gerekiyor. Ve ilgili donanımsal kaynakları yönlendirmeniz lazım. Mesela text-based bir yapay zeka isteğinde onu GPU'ya yönlendirmek yerine CPU'ya yönlendirmek vesaire. Ya da oraya çok fazla kaynak, çok fazla request gidiyorsa artık oraya değil başka bir yere yönlendirmek mesela. Bunun gibi çok fazla teknik var. Mesela resim ya da işte görsel, ses gibi işlemler üzerinden bir analiz yapacaksanız o zaman CPU değil GPU'lar üzerinde bunu çalıştırmanız lazım. Çünkü CPU'lar onu çok uzun sürede hesaplar. Ama GPU çok daha kısa sürede hesaplar. Ama teksti de GPU'yu çok kullanmanız anlamına gelir. CPU'ya yönlendiremeyin. Ama çok fazla istek gelirse diyelim ki anlık olarak çok fazla text-based işlem yapın. O zaman şu dağıtmak için bunları da kullanabilirsin. Bak, bu bile aslında benzer bir mantıktır. Bu bahsettiğim DDoS şeyle, korunma mekanizmasıyla. Sana gelen kötü niyetli IP'leri tahmin edip bir şekilde onları engelleyebiliyorsan bu senin darboğazını rahatlatır biraz. Burayı da anlatayım, bırakayım. Çünkü başka eğitimimiz var. Burada ASP.NET Core eğitimine katılacak var mı? Var hocam. Var hocam. Tamam, burayı bitiriyorum. Bırakınız. Login için SSL kullanımı. SSL dediğimizde Secure Sockets Layer. Bu web sitelerine girdiğinizde HTTPS yazanlar SSL kullanıyor demektir. HTTPS üzerinden defaultta HTTP'dir. Ve iletişim güvenliğini sağlar SSL. Sertifikadır bu arada. SSL sertifikayı olarak geçer. İletişimin güvenliğini sağlar. Neyle? Neyin iletişimini? Client ile server'ın. Benim bilgisayarım şu an client avc.com server olsun. Ben buradan oraya giderken bir internet dünyası, internet evreni üzerinden gidiyorum. Mesela ben bir Wi-Fi'ye bağlıyım. Wi-Fi'ye giderken bir kere kablosuz bu. Kablosuz iletişim olduğu için orada birinin sniff edilmesi ihtimali var. Ya da benim bu interneti kullandığım ana network üzerinden diyelim bu verinin okunabilmesi mümkün. Vesaire tonla senaryo var. Bu internet sitesine giderken ki iletişimi şifrelenmesini sağlayan bir pipeline oluşturmayı sağlayan bir sertifika. Şifreleme sertifikası. Basit anlamda şifreleme yapıyor. Ve bunu bir pipeline olarak düşünün. Boru hattı. Client ile server arasında boru hattı oluşturuyor. Normalde kırılabilir. Ki zaten SSL sertifikaların da kapasiteleri var. Yani şifreleme zorlukları, seviyeleri var. Bunlar kırılsa bile kırıldığı anlaşılabiliyor. Böyle bir avantajı var. Çünkü boru hattı gibi düşünün. Bu boru hattı dışarıdan müdahaleye kapalı ama müdahale edilirse içerisindeki diyelim sıvı bir şekilde etkilenecek. Etkilendiğinde de yapısı değişmiş olacak. O yüzden de SSL tarafında kullandığımız, oluşturduğumuz pipeline bize temel güvenlik sağlıyor. Client ile server arasında bir nevi. Remote server'ın geçerliliğini doğrular basit anlamda ve aradaki güvenli bir boru hattı gibidir. Pipeline, SSL pipeline diyebilirsiniz. Server ile veri alışverişinde tüm veriyi şifreler. Server ile veri alışverişinde, data exchange işleminde tüm veriyi şifreler. Gözetlemeyi yani snooping diyoruz. Bunu önler. Gözetleme dediğimizde aslında bunları teknik olarak araştırmanızı öneriyorum. Snooping benim serverla olan iletişimimdeki o veri alışverişini gözetleme. Bunun birçok tekniği var. Ama genel olarak böyle diyoruz. Session hijacking. Bu bir saldırı tekniği. Bu kendi başına bir konu. Yazılımsal bir teknik. Session üzerinden gerçekleştirilen. Encryption, Decryption için küçük bir performans dezavantajı olsa da karşılığını ciddi olarak verir. Neden? dezavantaj gibi. Aslında böyle bakmamak gerekiyor. Yani evinize çelik kapı almak gibi bir şey. Yani çelik kapı ağır diye ya da çelik kapı işte çok büyük, çok iri, çocuklar açamıyor diye çelik kapıdan vazgeçmek gibi bir şey olur açıkçası. Siz client'ta bir istek yaptığınızda, request paketi oluşturulduğunda bu request paketi, yani sizin isteğiniz şifreli bir şekilde karşı tarafa gönderildiğinden dolayı karşı tarafta da bu decrypt ediliyor. Encrypt ve decrypt işlemi olduğu için milisaniye cinsinden, milisaniye seviyesinde burada performans dezavantajı gibi durabiliyor. Çok fazla istek geldiğinde çok fazla, yani bütünsel olarak baktığında milisaniyeleri topladığında çok fazla gecikme süresi gibi düşünülüyor. Ama öyle değil. Yani gerçekte teknik olarak böyle. Ama sana kazandırdıkları ciddi bir güvenlik karşılığında. O yüzden bunun bilincinde olup ama kullanmaya devam etmek gerekiyor. Hatta zaten SEO, bu Search Engine Optimization tarafında bile artık arama motorları son birkaç yıldır SSL olanları, SSL sertifikasına sahip olanları daha değerli gösteriyor. Daha değerli buluyor. O yüzden daha yüksek alanlarda gösterebiliyor. Ön sayfalarda. Tüm asetlerin güvenli olmasını gerektirir. Aset dediğim şey web uygulamasında, sitedeki herhangi bir şey. Bunu SSL destekli bir web uygulaması geliştirirken fark edersiniz. Bir web uygulamasına, siteye girdiğinizde tarayıcıdan mesela sarı, yeşil ya da renksiz olarak sitenin tarayıcısında size bilgi gösterir. Örneğin çok yüksek şifrelemeye sahip ve biraz da pahalı olan sertifikalarda oradan yeşil gösterir o alanı. Yani burası güvenlidir diye özellikle belirtir. Ama bazılarında sarı vardır. Yani renksiz olmak sorun değil. Yeşil olması güzel diyebiliriz. Ama sarı olması kötüdür. Sarı olması oradaki SSL sertifikasyonunun uygulama içerisinde tam uygulanmadığını gösterir. Ne demek? Sen uygulamayı genel olarak diyelim ki geliştirdiğin yazılımı SSL üzerinde çalıştırıyorsundur ama içerisinde örneğin resim dosyaları var ya da harici linkler var vesaire. Harici dosyalar var. Onlar HTTPS üzerinden yayın yapmıyordur. Onlar HTTP üzerinden yayın yapıyordur. Uygulama çalışır. HTTPS'ten girersin o siteye ama içerisinde arka taraftaki o asetler dediğimiz şeyler herhangi bir şey. Onlar HTTP'den linklendirildiyse o zaman sarı gösteriyor. Yani doğru yapılandırılmamış, doğru uygulanmamış demektir bu. Bu da tüm asetlerin güvenli olmasını gerektirir dediğimiz şey. Ne zaman kullanılır? En kötü ihtimal tüm kredi kartı transaction'larında kullanılmalı. Tüm kullanıcı adı ve şifrelerin sunucuya gönderilme işlemlerinde kullanılmalı. SSL best practice olarak parola korumalı alanlarda kullanılabilir. Diğer best practice'ler GitHub mesela, GitHub üzerinden her zaman her işlemde SSL kullanılıyor oradan. Amazon gerektiğinde SSL'e yönlendiriyor. Facebook ve Google kullanıcı ayar ve ödeme alanlarında SSL kullanıyor diyebiliriz. Bunların hepsinin ayrı ayrı detayları var. Ama evet, asıl konulara gireceğiz adım adım. Ama bugünlük burada bitirelim. Sorularınız varsa alayım.